Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Mustafa için mi? Gel. Sultanım, şehzademizin dairesine hekim göndermişler. Hekim mi? Ne olmuş Mustafa'ma, neyi varmış? Bilmiyorum sultanım. Yalnızca bu kadar malumat alabildim. Mustafa mı hastalanmış? Neden bana kimse bilgi vermiyor? Bu ne cüret Halime? Böyle destursuz nasıl girersin? Bağışlayın sultanım. Lakin Mustafa'mın hastalandığını işitince ne yapacağımı şaşırdım. İki ayağım bir pabuca girdi. Hekimleri ben yolladım. Hususi bakılıyor. İçin rahat olsun, merak etme. Evladımı görmeden içim nasıl rahat olsun? Mümkün değil. Müsaade edin onu... Halime, bilmiyormuş gibi konuşma. Gitmen yasak. Bir anne olarak canım yanıyor. Evladımı görmek istiyorum, siz bana yasak diyorsunuz. Hekimlerin işi bitince biri yanına gelir. Malumat verirler. Hadi, dairene dön. Hadi. Sultanım. Şehzadem Mustafa hastalanmış. Telaş etmeyin sultanım. Hekimler yanında. Ayağa duruyoruz. Benim onu görmem lazım hacı. Yoksa aklımı kaçıracağım. Yardım et bana. Beni ona götür. Sultanım. Ben yapamam. Biliyorsunuz. Yasak. Ne demek yapamam? Ne demek yasak? Ben olmasaydım çoktan son nefesini vermiştin. Unuttuğumu daha dün ölümden kurtardım seni. Fakat ben ne yapabilirim ki sultanım? Affedin. Bana bir can borcum var. Ya şimdi ödersin ya da ucunu kendi ellerimle alırım. Sultanım. Sultanım, nereye gidiyorsunuz? Çekil önümden, evladımı göreceğim. Olmaz. Yasak sultanım. Yol ver ha. Mümaşah sultanımızın haberi var. Hadi şehzadem, birazcık. İstemiyorum. Hadi şehzadem. Çekil, çekil. Mustafa. Aslanım. Keşke seni saklayabilseydim. Keşke. Keşke hiç ayrılmasaydım. Seni böyle mi görecektim? Eyvah. Hacı. Sultanım. Ne oluyor burada? Sen ne yaptığını sanıyorsun hacı? Sultanım ben... Bağışlayın. Halime Sultan'ın kederine dayanamadım sultanım. Bir daha emirlerimi hiçe sayıp arkamdan iş çevirirsen kendini Mısır'da bulursun ona göre. Halime'ye de söyle fazla uzatmasın. Emredersiniz. Neyi var şehzadem? Şehzademiz epey zayıf düşmüşler sultanım. İlaçlar hazırladım. İnşallah tez vakitte iyileşirler. Böyle mi bakıyorsun şehzademize? Onu böyle mi koruyorsun? Ben elimden geleni yapıyorum sultanım. Şehzademizin iştahı kesilmiş. Yemek yedirmeye çalışıyorum lakin hiçbir şey yemiyorlar. Çık. Hepiniz.
Sevinmedin mi? Bak sana ne getirdim. Bekledim ama sen gelmedin. Mustafa, gelmez olur muyum hiç? Bak buradayım, geldim. Gel. Sultanım, bağışlayın. Belki rahatsız ediyorum, lakin mevzumayım. Ne oldu? Kösem'den mi haber var? Başka mesele. Bir misafiriniz geldi. Pek hoşunuza gitmeyecek bir misafir. Hasan Paşa. Ne işiniz var burada? Zevcinizi böyle mi karşılıyorsunuz sultanım? Ben sizi beklemiyordum. Hasretiniz ağır bastı. Dönmenizi bekleyemedim. Sizden sonra ben de çıktım yola. O halde hünkârımızın emri henüz elinize ulaşmadı. Ne emri? Boşanma emri. Hünkârımız boşanmamızı münasip gördüler. Ne demek bu maşa? Nereden çıktı boşanmak? Yaraları ağır değil hünkârım. Hala. Bizimle saraya gelecek. Emredersiniz hünkârım. Halim ben idare ediyorum artık. Böyle icap etti. Benim güzel. Akıllı zevcem. İcap edeni yapmakta üzerine yoktur bilirim. Hasan Paşa. Hünkârımızın kararını yargılamak kimsenin haddine düşmez. Benden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Boşanmayı kabul etmiyorum. Benimle kahile döneceksin. Sizden kabul bekleyen kim? Üç lafımla biter bu iş. Boşun. Benimle geleceksin. Boş. Aksi halde Kahire'deki bütün pislikleri dökerim ortaya. Valideniz için yaptığınız onca usulsüzlükleri bir bir anlatırım hünkârımıza. Hiçbir şey ispat edemezsin. Her şey zabıtlarda mevcut sultanım. Beni bilirsiniz. Tedbirli adamımdır. İşlediğiniz bütün günahları gün gün yazdım defterim. Alçak herif. Şimdi eşyalarınızı toplayın sultanım. Eğer benimle gelmezseniz defter hünkârımızın eline geçer. İtibarınızı kaybetmekle kalmaz. Validenizin yanına gidersiniz. Mustafa'mın halini hiç beğenmedim Dilruba. Epey zayıf düşmüş. Canım kardeşim benim. Neyse ki beni görünce biraz kendine geldi. Yemeğini yedi. İlacını kendi ellerimle içirdim. Gel. Sultanım. Kahire'den Hasan Paşa gelmiş. Yumaşah Sultan'ın zevci Hasan Paşa. Ta kendisi.
sultanım. Bizi çok korkuttun sultanım. Rabbim sizi şehzadelerimize bağışladı. Şükürler olsun. Ben de çok korktum Cennet. Çok şükür iyisin Hacı. Maalesef bayılıp kalmışım sultanım. Affedin beni. Koruyamadım sizi. Ne yapabilirdin ki? Şehzadelerim nerede? Uyuyorlar mı? Niye getirmediniz onları? Sultanım. Himaşah Sultan. Dairelerini aldılar. Gel. Hoş geldin Kösem. Kurtulduğuna sevindim. Şehzadelerimi dairenize almıştınız. Döner misin? Dönmez misin belli değildi. Başına gelenler biraz da senin suçun Kösem. Emirlerime riayet edip saraydan çıkmasaydın bunların hiçbiri başına gelmezdi. Mevzu bahis hünkârımız olunca gözüm hiçbir şey görmüyor. Valideme dua et. Onun sayesinde bulundun. Kösem Sultanımız sağ salim saraya dönmüş. Herkes iyi. Bir tek İskender Ağa yaralanmış. Ciddi bir şey mi? Malumatım yok sultanım. Safiye Sultanımızın sadık adamları malumat vermiş. Biz de öyle öğrendik sizin kimi kaçırdın. Demek Safiye Sultan söyledi yerime. Karşılığında ne aldı çok merak ediyorum. Hünkârımız neyler bilemeyiz. Lakin validemin bu iyiliği karşılıksız kalmayacaktır. Hünkârımız afiyette değil mi? İyiler çok şükür. Olan İskender'e oldu. İskender'e mi? Ne oldu ki? Beni kurtarmaya çalışırken yaralandı. Saraya getirdiler. Hünkârımızın hekimlerine emanet. Eycan, yardım edin şehzadeleri daireme götürelim. İskender ne vaziyetteymiş? Derhal öğrenmem lazım. Safiye Sultan yardım etmiş de öyle bulmuşlar yerini. Eliyle koymuş gibi bulundun. İşittim sultanım. Aklı sıra hünkârımıza yaranıp arasını düzeltecek. Kiminle nasıl bir oyun kurduysa ortaya çıkacak elbet. Hümaşah Sultan'ın işleri bunlar. Kesin o yardım etmiştir. Validesinin yolundan gidiyor. Beni düşman belledi. Beni de belledi. Şehzadem Mustafa hastalanmış. Haber dahi vermediler. Biraz olsun göreyim dedim izin vermedi. Ciddi bir şey mi? Zayıf düşmüş. Vardım yanına. Zorla da olsa biraz gördüm. Yüzü güldü şehzademin. Yemeğini yedi. Kösem. Hiç değilse iyileşene kadar yanında olmam lazım. Görüşmeniz için elimden geleni yaparım. Lakin Hümaşah Sultan buradayken pek mümkün görünmüyor. Sevci Hasan Paşa gelmiş. Sevcemi almadan hiçbir yere gitmem diyormuş. Yapabilir mi? Eğer biz destek olursak neden olmaz?
Nedir vaziyeti? Epey kan kaybetmişler sultanım. Lakin yaraları derin değil. Bünyesi kuvvetli. Atlatacak inşallah. Benim aslan kardeşim. Allah'ın izniyle iyileşeceksin. Ben yanındayım, merak etme. Sultanım. Zülfikar. Vaziyetini merak ettim. İskender de buradaymış meğer. Siz merak buyurmayın sultanım. Ben iyiyim. İskender de daha iyi olacak inşallah. Bırakınca çok korktum. Seni kaybedeceğimi sandım. Aşkımızı terk ettiğini. Artık ben ve evlatlarım sana umut veremediğini, teselli olamadığını düşündüm. Artık ne validem var, ne de derviş. Sen varsın bir tek. Ve evlatlarım. Benim sığınacak tek limanım sensin. Tesellim sensin. Bizi bir daha bırakma. Beni terk etme ne olur. Sen gökyüzümden çekilince Ahmet. Yıldızım da ışığım da kayboluyor. Öyle bir karanlığa düşüyorum. Dipsiz koyu gibi.